Herkese merhabalar. Bugün başka bir LeetCode sorusu ile tekrar birlikteyiz. Bugünkü sorunun ismi Excel Sheet Column Title. Size verilen pozitif bir integer'dan demiş arkadaşlar. O integer'a tekabül eden Excel'deki kolon adını geriye döndürün. Örneğin bir numaralı kolon A olarak adlandırılmış Excel içerisinde. 2, 3 sırasıyla BC olarak adlandırılmış. 26. kolon Z olarak adlandırılmış. Fakat 27. kolon bir sonraki kısma geçtiği için AA olarak adlandırılmış, daha sonra AB olarak adlandırılmış vesaire. Böyle böyle aslında devam ediyor Excel'deki kolon isimlendirmeleri. Burada da bahsettiği gibi arkadaşlar, örneklerde de 1 için A döndürmenizi istemiş, 28 için AB döndürmenizi istemiş, 701 için de ZY şeklinde bir string döndürmenizi istemiş sizden. Şimdi hatırlarsanız arkadaşlar, daha önce bunun tam tersini yapmıştık. Yani bize verilen bir kolon isminden o kolonun kaçıncı numara olarak, kaçıncı kolon olduğunu bulmamızı isteyen bir LeetCode sorusu da çözmüştük. Bu sefer o mantığı tam tersine çeviriyoruz arkadaşlar. Şöyle whiteboard'a geçeyim tekrar. Bu o soruda hatırlarsanız bu şekilde bir hesaplama yapmıştık. Demiştik ki D'nin değeri çarpı 26 üzeri 0 artı C'nin değeri çarpı 26 üzeri 1 artı B'nin değeri çarpı 26 üzeri 2. Şimdi de aslında aynı işi tam tersinden yapacağız arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Bize verilen integer olarak verilen sayıyı aslında hep 26'ya bölerek kalanının bizim alfabedeki hangi harfe karşılık geldiğini bulacağız. Örneğin önce tam tersi bir sayıyı düşünelim. Burada önce D'yi bulacağız arkadaşlar. Daha sonra C'yi bulacağız. Daha sonra da B'yi bulup aslında bu işlemin sayının karşılığı olan Excel'deki kolon ismini bulmuş olacağız. Peki bunun için nasıl yapılırız? Öncelikle ben arkadaşlar daha önce oluşturduğum İngilizce'deki büyük harflerin bir string içerisinde tutulmasını sağlayacağım. Şöyle bir char string'i oluşturdum. Bu string içerisinde de işte A'dan Z'ye kadar İngilizce alfabedeki bütün harfleri yazdım. Şimdi bir tane de arkadaşlar result'ımı oluşturacağım. Bunun için bir string builder oluşturuyorum. New string builder oluşturuyorum. Ve diyorum ki bu sayı sıfırdan büyük olduğu sürece bu bölme işlemine, daha doğrusu 26 üzerinden hesaplama işlemine devam et diyorum. Peki öncelikle arkadaşlar ben bu sayıyı bir azaltıyorum. Neden bir azaltıyorum? Hemen onu açıklayayım. Örneğin 26 sayısını düşünüyorum arkadaşlar. 26 bize verildiğinde 26'nın karşılığı nedir burada? Burada gösterdiği gibi Z lira, değil mi? Ama benim burada char stringimin içerisinde Z'nin indeksi, Z karakterinin indeksi 25. Neden 25? Çünkü sıfırdan başlıyor C Sharp içerisinde array'lerde, daha doğrusu string'lerde de bir array olduğu için, char array olduğu için. Ben 26 tane karakter yazdığımda bu string içerisinde bunların indeksleri sıfırdan 25'e göre hesaplanıyor. Yani sıfırdan başlayıp 25'e göre toplam 26 tane karakter var demektir. Bu yüzden ben her seferinde bu her o karakteri bulmadan önce sayımı bir azaltıyorum ki gidip bu char stringimin içerisindeki doğru indeksteki karakteri bulayım. Peki bunu bir azaltalım. Diyorum ki arkadaşlar artık şurada bir var reminder'ı buluyorum. Yani kalan şeyini buluyorum. Nmod 26, pardon 36 yazmıştım. 26 diyerek bunun aslında kalanını biliyorum. Ve arkadaşlar string builder'ımın ilk indeksine bu şey içerisindeki chars array içerisindeki bu reminder indeksindeki karakteri ekliyorum. Neden sıfırıncı indeksteki ekliyorum arkadaşlar? Çünkü her zaman kalan kısmı, yani modunu hesapladığımda kalan kısım benim hedefte ulaşmak istediğim string'in aslında son karakterini veriyor. Yani ben önce string'in son karakterini buluyorum. Bizim string builder ekliyorum. Daha sonra bir sonraki karakteri bulduğumda yine bu string'den öncesine, yani başına, bu string builder'ın sıfırıncı indeksine
eklemesini yapıyorum. Böylece sondan başlayarak aslında o ilgili karakter veya karakterleri başa doğru bulup bu string builder'a ekliyorum. Peki, burada ekledim şu anda. Daha sonra da ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Aslında benim bu sayıyı n bölü eşittir 26 diyerek 26'ya bölmem gerekiyor. Niye 26'ya bölmem gerekiyor? Çünkü aslında bir sonraki iterasyonda bir sonraki işte hatırlarsanız bir önceki soruda da 26 üzeri 0, 26 üzeri 1, 26 üzeri 2 şeklinde her bir karakterin değeri alfabedeki sırasıyla birlikte işte 26 üzeri x şeklinde kaçıncı yerdeyse ona göre çarpılarak hesaplanıyordu. Peki ben burada aslında bütün işlemleri ne zamanki sıfırdan eşit oldu, yani bu sayı artık 20 bölümden sonra, yani en son işte 18'i de artık 18. indeksteki karakteri de ekledim. 18'i 26'ya böldüğümde bölüm 0 olacağı için integer division nedeniyle bölüm 0 olacağı için buradaki while loop'tan çıkacaktır. Ve ben de burada return deyip sb.toString diyerek buradaki metodumdan geriye döndüreceğim bunu. Peki tekrar bir run code çalıştıralım bakalım. Hop, bir yerde hata aldı. Şu reminder yanlış yazmışım. Tekrar bir run code edeyim. Evet, simple test case'i başarılı geçti. Submit ediyorum arkadaşlar kodumu. Harika, 96 milisaniyede başarılı olarak çalıştı kodum. Dediğim gibi arkadaşlar, nasıl biz her bir sayının önce bir A'dan Z'ye kadar bir string oluşturdum ben. Bütün karakterleri tutacak şekilde İngiliz alfabesindeki. Daha sonra indeksten dolayı, yani sıfırıncı indeksten başladığı için o sayıdan bir çıkartarak her bir karakterin 26'ya göre modundan kalınını buldum bunun içerisinde. Bu sayede modundan göre kalınını bulduğumda da benim string builder'ım içerisine o karakteri insert ettim. Ve sayıyı sonra 26'ya böldüm ki bu iterasyona diğer harfler varsa eğer diğer harfler üzerinden devam edeyim. Bu şey içerisinde de arkadaşlar, burada da gösterdiğim gibi aslında biz BCD verilen şeyi nasıl 26 üzeri 0 çarpı D'nin alfabedeki sırası artı 26 üzeri 1 çarpı C'nin alfabedeki sırası artı 26 üzeri 2 çarpı B'nin alfabedeki sırası şeklinde bulduysak, tam tersini de işlemi de aslında bize verilen sayıyı işte 26'ya göre modunu bulup daha sonra 26'ya bölerek bu şekilde bir iterasyon yaparak bulmuş oluyoruz aslında. Dediğim gibi arkadaşlar, benim bu soruyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Sorunun tam tersini de yine LeetCode içerisinde çözüp paylaşmıştık daha önce. O videoyu da bir bakmanızı tavsiye ederim. Bir sonraki LeetCode sorusunda görüşmek üzere arkadaşlar.